أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على رسولنا محمد صلوات. فانظر بسم الله الرحمن الرحيم فانظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. Haşir'le alakalı öldükten sonra dirilme, ondan sonra 11. suret. Bayağı Risale'de çok ciddi bir yer işgal eden bir mevzu. Size bir bununla alakalı bir şey anlatayım da. Şey değilim, Rize'de X cemaatin en önde giden zatı derse geliyor. Çok seviyoruz birbirimizi. Ondan sonra geldi, dedi ki bu mevzuyla alakalı. Böyle bu hoca şeydir, Arapça kurs hocasıdır, sahası o. Dedi ki, o odaya geldi. Mutlaka hocam dedi, Hasan hocam dedi, bir akşam dersiniz programı vardır dedi yani. Şimdi biraz da çıkacaksın 10 dakika sonra. Derse geldi, geliyor. Her çarşamba derse gelir çarşambaya. Şeyhan hocam çok antika bir şey söyledi. Dedi mutlaka vardır, var hocam dedi. Ama ben bir şey istiyorum dedi. Ders, konu istiyorum. Onu işlesen mümkün müdür dedi. Çok seviyorum. Hocam söyle dedi. Şimdi altyapısını yapıyor. Toplumun düzelmesini istiyorsun dedi. Ben de istiyorum, sen de istiyorsun dedi. Toplumun düzelmesi için hocaları, alimleri düzelmesi lazım dedi. İlk önce. Çünkü rivayet var diyor, kaynağı da söyledi. Bir milletin alimleri bozulmadıkça o millet bozulmaz. Ya bozulacak ya onları asacaksın, öldürecek, şehit edeceksin, alimsiz bırakacaksın, cemiyet bozulur. Tamam mı? Ya kendileri bozulacak, Türkiye'de öyle olmadı aslında vesaire. Bu cemiyetin düzelmesini istiyorsak istiyoruz. Hocaların ahiret inancını fikir seviyesinden his seviyesine getirmesi lazım, telakki etmesi lazım. Yani haşir akidesini, biz de öyle, eğer fikir boyutundan hissi boyut, fikir boyutundan hissi boyut, yani içsel alemimizde tatmin olma nispetinde evde kavga olmaz ve toplumdaki insanlar o nispetle sıkıntılar, toplumun sıkıntıları az olur. Sebebi, İmani bir ahiret bir insana hükmederse haddini bilir, hududunda kalır, hududuna tecavüz etmez. Onun için bir milletin düzelmesini istiyorsan ahiret inancının ikame edilmesi lazım. Zira Yahudilikte ve Hristiyanlıkta Allah inancı vardır. Ahiret inancı onlarda haşi cismani yoktur. Reenkarnasyon vardır Yahudilikte. Hristiyanlıkta ise haşi ruhani var, tabii. Cismani yoktur. Haşi çok önemli olduğu için şey yaptım, dedi ki haşirden yap dedi. Çünkü dedi 3-4 tane hoca getirdim dedi. 11. suret, gel ey muanet arkadaş. Bir teyyareye ya şarka veya garba, yani mazi ve mustakbele giden bir şimendiferlere binelim. Şimdi teyyare, şarka veya garba, yani mazi ve mustakbele giden bir trene binelim. İlk önce teyyare diyor, sonra şimendiferlere iniyor. Bir teyyareye, ya şarka ve garba, yani ve mustakbele giden bir şimendiferlere binelim. Şu mucizekar zatın sahil yerlerde ne çeşit mucizeler gösterdiğini görelim. Yani sırf kendi bulunduğumuz zamana odaklanmayalım. İşte bak, gördüğümüz menzil, yani yaşadığımız zemin ve meydan ve meşer gibi acayipler her tarafta bulunuyor. Yani gittik, dolaştık, maziye gittik, 100 sene önceye, 100 sene sonraya gittik, yine Çermik'teki aynı, ağaçlar aynı, dereler akıyor, kuşlar uçuyor. Yani insanlar gelmiş, yaşıyor, ölüyor. 100 sene sonra da böyle.
Elma ağacıyla elma veriyormuş. Balıklar sığır doğurmuyor. Geçmişe gittik Zafer. Orada da şeftali şeftali veriyormuş. Kara yemiş çıkmıyor. Yani aynı bunun gibiymiş yani. Meydan ve meşer gibi acayipler her tarafta bulunuyor. Lakin sanatça, süreççe birbirinden ayrıdırlar. Sanatça ve süreççe birbirinden ayrıdırlar. Fakat buna iyi dikkat et ki o sebatsız menzillerde, sebat yok ya, ölmüş, değişmiş, yani biz gelmişiz, biz de gideceğiz, başkası gelecek. Bu memlekete başkası gelecek, biliyor musunuz? Bu menzillerde, o devamsız meydanlarda, o bekasız meşerlerde ne kadar bahir bir hikmetin intizamatı. Baktığımız zaman orada da, yani 100 sene geriye, 100 sene ileri gittik. Ama aynı. Ne var? Fakat buna iyi dikkat et ki o sebatsız menzillerde, yani geçmişte sebat yok, gitti. 100 sene sonrakisi de geldiğine göre gidecektir. Geleceğin en güzel delili nedir? Mevcudun geçmesidir. Mevcut geçmezse gelecek gelemez. Mesela bak, istikbal, Erdem Hocam, istikbal hale uğruyor. İstikbal hale uğruyor, maziye dökülüyor. Tamam. Şimdi bu gelmese, otobüsün o tarafından adamlar basmasa, ortadakiler arkadan dökülmez. Yani istikbal hale uğramasa, hal mazi olmaz. O zaman istikbalin gelmesi, varın yok olması, yani mazi olmasına delildir. Peki, geleceği ispat edelim aynı kanunla. Şimdiki zamanın mazi olması, istikbalin hal olmasıdır. Eğer şimdiki zaman geçmiş olmuyorsa, istikbal hal olmaz. Tamam doktorum? Böyle, böyle, böyle. İstikbal geliyor, hal oluyor, mazi oluyor. Halin mazi olması, İstikbalin hal olmasındandır. Veya olduğundan bu geliyor. Peki gelecek yok. O zaman tanımlayın bakalım şimdiki zamana, şimdiki zaman nasıl diyeceksiniz? Bedenci hocam, isminiz neydi? Ferhat mıydı? Yok. Ferhat. Ferhat'ı değil mi başkanım? Evet. Ferhat'ım. Şimdi geçmiş demek için gelecek gerekmiyor. Evet. Kara demek için beyaz gerektiği, soğuk demek için sıcak lazım. Mazi gelmesi için gelecek lazım. Bak ne kullanıyor, diyor ki, fakat buna iyi dikkat et ki o sebatsız menzillerde, ikisi de sebatsız. Yani geçmişte gelecekti, çünkü hiçbirisinde karar yok. Karar burada. Hapishane de burada. Fakirlik de burada. Hastalık da burada, sihat da burada. İyiyim de burada, kötüyüm de burada. Siz düşüncenizi bana verin, ben size cennet vaat ediyorum. Burada. Sebatsız menzillerde, o devamsız meydanlarda, o bekasız meşerlerde ne kadar bahir bir hikmetin intizamatı var. Bahir, okyanus gibi, tamam mı? Geniş. Yani bir şey yapılırken bütünsel düşünülüyor. Mesela hocam biliyor, hocamdınız değil mi hocam? He. Şimdi mihrabımızda, üstümüzde ya veya yan namazda şey var. Ayet-i kürsi var. Kalebodur'la. Yerden belki 15 metre yukarıda. Yani koca çıkıyor değil mi mihrab? Şey, mihrabın kenarında kalebodur. Yaklaşık olarak bir elife belki de 2-3 tane kalebodur denk geliyor. Büyükse 2 kalebodur. Ufak kalebodurların üzerine yazılmışsa, Şeyhan Hocam, 4 tane kalebodur lazım. Bilirsiniz o kale, bir sürü kalebodur var. Tamam mı abi? Şimdi sen ustasın, kalebodurları böyle koymuşlar. Sen onu dizeceksin. Eğer Kur'an okumayı bilmiyorsan, dekora bakacaksın.
Yani bir zemin var, bir de ayet-i kürsilerin kalebodurları var. İşte mavidir, yeşildir, değil mi? Kur'an okumayı bilmiyorsan, ayet-i kürsüyü okuyamayacaksın, mimi başa koyacaksın. Ayet-i kürsünün başında mim yok ki. Te yok ki. Yani o zaman ayet o kalebodura o taşı koymak için ilk taşı, sonu bilmek lazım. Sonu bilmeden başındaki taşı koyamazsınız. Öyle mi değil? Mesela Allahu la ilahe illa hu el hayyul kayyum la te'huzuhu sinetun ve la nevm. Şimdi Allahu la ilahe illa hu, elif var değil mi hocam? Elif var. Şimdi ve huvel aliyyul azim. Mim var değil mi? He. Şimdi adam bilmiyor usta. Gitti mimi başa koydu. Elif'i sona koydu. Bu bundan misal verdim. Ayasofya camisini lütfen hayalinizde hiçbir taşı kırmadan sökün. Ekerlerini. Doktor, senin tıbbından olsun. Söktüm abi. Söktüm. Dağıttık. Şimdi sen yeniden kuracaksın bir yerde, monte edeceksin. Kubbedeki taşı aşağıya koymamak için kubbeye koyduğun taşı koyarken, temele taşı koyarken kubbedeki taşı bilmeye bağlı. Öyle değil mi abi? Ama onu koymuyorsun. Bak, temeldeki taşı koyabilmek için bu bulundur denmesi için kubbedeki taşı bilmek lazım. Muzaffer, kubbedeki taşı bilmeden temele taş koyabilir misin abim, sağlıkçısın? Koyamazsın. Bana bekayı koyabilmesi için bakiyi bilmesi lazım. Zira Allah acıkır mı? Dün misal vermiştim. Acıkmayı o yarattı. Acıkmayı o yarattı, acıkmadığı halde. Ya nasıl bir Allah ki acıkma olmadığı halde bana nasıl bir yazılım yaptı ki acıkmayı yarattı? Şimdi düşün. Bana acıkmayı veren, acıktığıma da cevapları bilmese acıkmayı nasıl yaratacak? Bana görmeyi veren, göreceklerimi bilmese bana görmeyi nasıl verecek? Bana işitme cihazını veren, kulağa işiteceklerimi bilmese bu nereye göre ayarlanmış ki bu? Bu maddi cihazlar böyle. Tutacaklarımı bilmiyorsa elimi bu şekilde nasıl yapsın? Bekayı bilmiyorsa bana beka arzusunu nasıl monta eder? Beka arzusu var da herkes. Sonsuzluk arzusu var. Ebed arzusu var. Demek ki sesler aleminin en güzel delili kulaktır. Renkler ve şekiller aleminin en güzel delili gözdür. Ve bunu da karanlık yerde, kör maddelerde anne karnında yapılıyor. Ha. Mesela ilim aleminin en güzel delili aklındır. Sesler aleminin en güzel delili kulağım olduğu gibi baki alemin en güzel delili de bendeki sistemdir. Yazılımdır. Sistemde ben var. Sonsuzluk var. Bir anda her yerde olma var yani. Yok mu? Ölmek istemiyoruz. Demek böyle bir yer var. Devam ediyor diyor. Niçin söyledim? Yani bahir bir hikmet olabilmesi için, bahir geniş, okyanus, kubbedeki taşı bilmeden temeldeki taşı koyamazsınız. Sesleri bilmeden kulağa yapamazsınız. Ama hiç alakası yok tabii sanat itibariyle. Ses ayrı, bu ayrı. Değil mi? Aynı onun gibi, yani alıcısı bu. O da verici. Ha bak bu. Hatta şey yapamayan, işitmesi olmayanlar konuşması da yok oluyor. Biliyor muydunuz? Yani ahraz diyoruz. Buna bahir bir hikmetin intizamatı. Yani bir şey yapmak yetmiyor. Bütünlük içinde yapılabilir ancak. Güneşi bilmeyen, fotonlara göre çalışmasını bilmeyen,
göze bu sistemi takabilir mi? Güneşi bilmiyor. Güneş ortamını bilmiyor. Eşyanın kırılma açısını bilmiyor. Ama bana göz, göz verecek. İsmail Amalı, sizin bir tanıdığınız var akraba, göz doktoru. Dedim ki, Erdem Hocam, arkadaşa söyle de bana bir gözlük versin. Ne der o, gözlük verir mi? Gide gelsin bir bakayım ya numarasına, nasıl bir şeydir ya. Uzak sorunu mu, yakın sorunu mu? Çatal mı görüyor, nasıl görüyor, öyle değil mi? Bir bütünlüktür yani, onu diyor, bahir bir intizamatı var. Yani bir şey göz yapmayı bilmek yetmiyor, güneşi de bilmek lazım. İnsanı yapmak için insanı bilmek yetmiyor. Alakadar olduklarını da yapmayı bilmek lazım. Buna bahir bir hikmetin intizamatı, ne derece zahir bir inayetin işareti. Mesela insan neymiş? Zahir bir inayetin işareti. Şimdi insanın etrafında insanın ihtiyacına cevap olanlar inayet değil mi? Yardım değil mi? Merhamet değil mi? Mesela semada kuşun uçması, eko dengeyi sallaması, muhabbet kuşunun güzel boyasız rengi. Allah aşkına bir düşünün. Kuşa ne menfaati var? Gülün güzel olması, güzel kokması. Gülün ne menfaati var? Armut ağacına armutun takılması, o yükü taşıması enayi mi bu ağaç? Ne menfaati var armut ağacının? Demek ki zahir bir inayet var. Gözüküyor. Bize inayet var, yardım var. Uzatılmış. Kuru odun çubuklarından, kurumuş topraklardan, hayvanlardan, acı su ve basit su, acı su ve basit kum olan denizden bu kadar enva mahlukatı senin emrine vermiş. Bu neyi? Zahir bir inayet var. Yani hedefte sen varsın kardeşim. Şu dağın tepesine, çelmeğin tepesine çıkıp da sığır, okyüz, o ayda şu manzaraya bak be kardeşim. Dediğini duydunuz. Olsa zaten kafayı yer. Ben niye okyüzüm der. Okyüzler tefekkür etmez. Tefekkür etmedikleri için okyüzdürler. Sonra işaretin ne mertebe âli bir adaletin emaneti var. Adalet var. Bu insanın bulaşık eli karışmamak şartıyla mükemmel bir adalet var. Adalet ne demek biliyor musunuz? Yani bu manada mevzumuz. Hak sahibine hakkını vermek birdir. O değil. Adalet, bir elinize meteyi koyun, bir elinize de kantarı koyun. وَوَدَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَدْوَى فِي الْمِيزَانَ وَاَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ Dört mertebe mizan, tartı. Kainatta tartı var, metre var. Yani süt eder misiniz? Kaç metre süttür bu? Yani kainat, adaleti bahsediyorum. Mizan, ölçü. Yani tartı, metre, muvazene. Muvazene şu. Şu gözün deli akciğere göredir. Nefes almak çok iyidir değil mi Ahmet? Çok iyidir. Ama vallahi fazla alalım diye bu deli, o küz deliği kadar yapsan akciğer patlar. Niye? Traktörün havasını bisiklete veya topun içine sıkıştırmak. Ama hava iyidir ama muvazene lazım. Yani şu delik hacim akciğerin yapısına göredir. Sen bu deliği bebeğin burun deliği olsa onu da patlatır. Ama bu deliğe öküz deliği koysan şimdi gelen seni patlatırız. Demek ki kainatta bir kantar var, bir metre var, bir de muvazene var. Nedir o? Güzel olacak da burnunu yitir de suratan böyle bir yumruk gibi bir şey koydun yani. Değil mi? Bir görünüş var. Muhakeme ve muvazene var. Sonra o yapacağı işler bütünsel içerisinde ahem sağlasın. İşte buna adalet denilir.
muvazene, muhakeme, nizam, intizam, hak sahibine hakkını vermek anlamlarına gelen bir adalet kainatta hüküm fermandır. Her şeye hakkı hayatı verilmiş. Hiç kimseye zulüm edilmiyor. İnsan eli karışmamak şartıyla, karışmadığı yerde. Sonra adaletin bir emarat var. Ne derece vasi bir merhametin semeratı görünüyor. Merhamete bakın. Mesela yarattığı şeylerde, yani bize hitap ediyor ama bir de bakıyoruz ki merhamet var yani. Nasıl? O kadar bizi kırmamak için latif, cilveli ve nazik olarak veriliyor ki. Mesela burada bir sormuştum, çelimden çok öne çıkan meyve galiba nedir? Nar mı demiştiniz? Çelik üzümü. Şöyle ismi de incir, üzümü, biberi. Çok meşhur he. Şimdi bak, sana şimdi üzümü verirken sizden nüfret ediyor. Kahrolasın siz. Ne diye veriyor? Sizi çok seviyor. Melameti göstermiyor. Bir tek tokat hiddeti, bir tek ikram muhabbeti gösterdiği halde bu bize Çermi halkına bu kadar ikramlar. Bak doktorun bilir, sağlıkçılar da bilir. Nefes almana ne demek oldu? Hep onu verir insan. Geçen abi biraz bizim pazarda bir cami hocası öldü, biliyor musunuz? Geçen 5-6 ay oldu. Niye? Su içerken ters gitmiş. Sonra suyla adam ölür. Bardak suyla. Ölüyormuş. Hoca yani. Paldır küldür içecek hali değil bu kadar. Buradan geçerken ne doktorum? O suyu nefese değil de yemeğe gönderen. Orada trafik polisi var. Rüşvet almıyor. Adil bir adam. Bir o tatil yaptım, biraz uyudu galiba. Artık kafam attı dedi ya. Bu kadar çalışmak yok. Adam işini bıraktı. Bakıyorsun su böyle gideceğine böyle gitti. Aylarda o ahirete gitti adam. Yani yaşamamız o kadar zor ki ölmemize göre. Bir de size tavsiyem şu. Bir yoğun bakıma veya astım hastalara veya kanser bölümüne gidin. Neymiş? Diyalize gidin. Demek ki diyaliz çalışıyor bizde. Niye? Diyalize takılan var mı burada? Yok. Demek ki sistem çalışıyor ki diyalize ihtiyaç yok. Demek ki diyaliz sistemimiz var. Bunlar niçin anlattım çeşitli sahalarda? Merhametin semeratı. Şimdi nereye bağlayacak? Basiretsiz olmayan herkes yakinen anlar ki onun hikmetinden daha ekmel bir hikmet. Yani şu kainatta mesela kubbeyi taşını yaparken temeli de nazar almış. Yani bir acayip bir hikmet var. Yani soru sorduğumuz zaman mevcudata bizi alim yapıyor. Böyle hikmetlerle dolu. Yani mesela tabi şöyle diyeyim. Sokak başında bir serseri gibi zincir çevireni düşün. Tespih çevireni düşün. Evde çivi çakıyor. Hiç böyle bir adam gördünüz mü? Ferhat. Çivi çakıyor adam. Dese ki kardeşim hayırdır bunu çivi niye çaktın? Yapar mısın sen? Vallahi Ferhat'ım ben hiç düşünmedim ya. Düşününce söylerim. Çivi çakmak bile düşününce söylerim. Hiç düşünmedim der mi ya? Yapan ama kafadan eksik. Zinciri çevirelim. Neden böyle serseri bunu yapıyorsun? Ne serseri ya? Hava atıyoruz. Dışarıda oluyoruz. Enerji boşaltıyoruz. Derdin ve çivi çakmak için birkaç tane adam sebep söyler ya. Tabela asacağım. Takvim asacağım. Bir şey yapacağım der ya. Biz de çiviyiz. Duvarda bu dünya. Allah bizi çakıyor. Ya Rabbi beni niye çaktın? Tövbe haşa. Allah der mi? Vallahi hiç düşünmedim. Düşününce söylerim. Seni niye yarattım? Seni niye çaktığımı sonra söylerim. Der mi ya? Ya. Bu basiretsiz olmayan herkes yakinen anlar ki anlamak basiretle olur, bakmak da olmuyor. Bakıp anlamak basiret de olur. Onun hikmetinden daha ekmel bir hikmet. Yani onun için söyledim hikmet. Niye yaptın ya Rabbi? Bir sürü cevabı vardır Cenab-ı Hakk'ın.
bizim çivi çakarken cevaplarımız olduğu gibi. Allah da bizi çakarken, dünyaya çakarken onun da cevabı vardır. İki, inayetten daha ekmel bir inayet var mı? Yani kim sana bu kadar iyilik yapabilir? Bir akrabanıza sorun bakalım, hangisi böbreğini verir? Yanadığımı söyleyin. Böbreğim çalışmıyormuş, senin böbreğin bana tutuyor. Senin böbreğin bir tanesini veriyor musun? Veya imkan olsa, gözü organları kireye verirse, bugün sabahtan akşama iki gözünüzü kireye verir miydiniz? Verseniz acaba kaça verirdiniz? Bunlar neyi gösteriyor? Bize bir inayet verilmiş, verilmiş. Satın almadık. Çünkü bir yerde de bulmadık. Yedeği de yok biliyor musunuz? İstemde lastiği gibi de değil bu. Yedeği de yok. Merhametinden daha eşmel bir merhamet ve adaletinden daha ecel bir adalet olamaz ve tasavvur edilemez. Yani buradaki Allah'ın inayeti, merhameti, hikmeti, adaleti baktığımız zaman bu en güzel bir şekilde bunlar işliyor. Eğer faraza kainatta inayet var, hikmet var, adalet var, merhamet var. Dört. Eğer faraza tevhüm ettiğin gibi daili memleketinde daimi menziller, âli mekanlar, sabit makamlar, baki meskenler, mukim ahali, mesut raiyeti bulunmasa, yani eğer bu dünyadan sonra ahiret yoksa, ne oluyormuş biliyor musunuz? Ahiret yoksa, bunun şu hikmet, inayet, merhamet, adaletin hakikatlarına şu bekasız memleket mazhar olamadığı malum. Ve onlara mazhar olacak başka yerde de bulunmasa, o vakit gündüz ortasında güneşin işini gördüğümüz halde güneşi inkar etmek derecesini bir ahmaklıkla şu gözümüz önündeki hikmeti inkar etmek ve şu müşahede ettiğimiz inayeti inkar etmek ve şu gördüğümüz merhameti inkar etmek ve şu pek kuvvetli emareti, işareti görünen adaleti inkar etmek lazım gelir. Mesela ahiret yok. Tabii değil. Şu dünya kabul edin, elime bakın. Dünyanın en ufak şeyine inayet var, adalet var, merhamet var, hikmet var. Takip ediliyor. Takip ediliyor. Bu dünyanın sonunda ahiret yoksa, bu komple dünya anlamsız, manasız olmaz mı? Yani adalet zulme hizmet etmiş olacak. Çünkü ahiret olmamasıyla buradaki şey tersi döner. Adalet, adaletin tersine döner. İnayet, inayetin tersine döner. Merhamet tersine döner. Hikmet, abesiyete döner. Yani yapmamak da ona dönüyor. Mesela şöyle diyeyim. Çok dikkat ettim, bu telefonu yaptım. Bu kadar teknoloji kullandım. Sonunda yaptın o be, iyi çalışıyor. İftihar etmen gerekirken vallahi çek işte, bunun nasıl kırıldığını görmedim diye kırar mısın? Yani sen bunu kırmazsın da Allah da bu dünya telefonunu kırar mı? Niye kırsın? Ahireti getirmemekte şu dünyada yapılan muamele hep tersine döner. O zaman nedir biliyor musunuz? 72. sayfada söylüyor sözlerde. İçtimai ziddeyn olur. Yani Allah burada yaparken aslında zıttını kastetmiş. Adalet zulüm için. Merhamet gaddarlık için. Hikmet abesiyet için. İlim cehalet için. Olsun. Olmuş oluyor. Tabii ya. Madde vermeyecekti. Ve şu dünyayı düşünün. Hocam seninle alakalı. Şu dünyayı düşün. Baş tarafı içtik. Allah yoksa içtik. Haşa. Şu dünyanın sonu ahiret yoksa içtik. Dünyanın başı Allah yoksa, dünyanın sonu ahiret yoksa, iki içtik arasında fiziğe göre varlık olur mu?
Hiçlikte varlık olmaz diyordu. İki hiçlik arasında entropi kanununa göre varlık olmaması lazım. Demek ki eğer ahiret olmamasıyla bu gözüken inayeti, adaleti, merhameti, hikmeti inkar ve pek kuvvetli emaneti, işareti görünen adaleti inkar etmek lazım gelir. Hem şu gördüğümüz icraat hakimane, bir de bak ne kadar acayip şeyler yapılıyor. İcraat hakimane, hikmetle yapılıyor. Hikmetle. Hakimane, efali kerimane, yani iyi şeyleri ikram eden fiil. Mesela şimdi baharda herhalde başladı değil mi yeşillik? Yeşillenmeye başladı. Hele siverekle gördüm o gelirken. O pembeymiş, beyazmış. Hemen elbiselerini, düğün elbiselerini giymişler. Kerimane, efali kerimane, ihsanat-ı rahimanenin sahibinin. Haşa süme haşa, sefi bir öncü. Eğer ahiret yoksa, bunu yapmakla, bunun sonuna ahireti takmamışsa, haşa sefi bir oyuncu olur. Sonra gaddar bir zalim olur. Olduğunu kabul etmek lazım gelir. Gaddar bir zalim olduğunu kabul etmek lazım gelir. Bunu onun için yapmış yani. Zulüm için yapmış adaleti. Öyle olur. Hikmeti anlamsız için yapmış. Getirmemek olur. Lazım gelir. Bu ise hakikatların zıttına inkılabıdır. Bu ise hakikatların zıttına inkılap eder. Yani ne yapılıyorsa tersini dönmek içindir burası. Göz körlük için. Sen hiç böyle üniversiteye gidip de niye gittin deyince Allah ilkokul, ortaokul, lisede aldığımız ilmi sıfırlanmasın için geldi. Cehalet mektebi, üniversite. Varlığı yok ediyor. Bütün ilimlerin sıfırlandığı bir yer. Olur mu ya? Dünyaya baktığımız zaman her şey en daha güzele hamile. Bu cümleyi unutmayın. Her şey daha güzele hamile. Gübre elmaya, elma hayvanı, hayvan insana hamile. Bakın şu gidişata baktığınız zaman her şey daha iyisine giderken bu gitme sisteminin tümü olan dünya kendisinden daha basit yere gider mi? Bir tane gösterin bana. Basite gitsin. Bak. Suyun buharlaşması bu bulut için. Bulut bitki için. Bitki hayvan için. Hayvan insan için. Bak daha iyiye. Gübre şeftali için. Dünyada her şey daha iyiye giderken her şey iyiye giden şu dünyanın maksadı alası olan insan tersine gidebilir mi kainatın tersine? Varlık böyle akıyor. Ama hani bir tersine söylemiştim de. Dedi ki bu dünyanın önünde sıra ne var dedim. Hiçlik var dedi. Dedim hiçlik var mı? Var dedi. O zaman var diyebiliyorsan, ha burası hiçliktir, o zaman orası vardır. Ama sen ismini değiştirmiş, farklı söylemiş. İnsanlar nereye gidiyor dedim, hiçliğe gidiyor. Nereye gidiyor? Araba nereye gidiyor? Erdani'ye gidiyor. Demek öyle bir yer vardı. Çelmikten kalkmış gidiyor. Şimdi bana bir yer söyleyin ki varlığı oraya koyalım, hiç olsun. İsmi değil de kendisi hiç olsun. Hiçin mekanı yok ki beni oraya koyacaksınız. Efendim, anlaşılıyor değil mi abi? Evet abi, yanlış. Şimdi taksiye 10 ton yük nasıl yükleyeceksin? Yok ki böyle bir sistemi. Erdani yoksa nasıl gidecek araba kardeşim? Yok öyle bir şey. Aya nasıl gideceksin? Git hadi. Ha, ölenler nereye gidiyor dedim. Hiçliğe gidiyor. Ha, demek hiçliğe gidiyor. Aaa burası hiçliktir. Denilip gösterilip hatta hiçlik ispat ediliyorsa varlıktır. Çünkü hiçliğin mekanı yok ki ispatı olsun. İspat edilen her şey vardır. Adem'in ispat olmadı. Hem de yokluğu ispat etmek için varlığı kullanamazsınız. Hiçlik var. Niye? Varlık var ondan. Diyemezsiniz. Yani varlıktan işte gidemezsiniz. Soruyorum hepiniz okumuş insanlarsınız. Varlıktan varlığa gitmek yolu mu daha mantıklıdır? Varlıktan işte gitmek mi daha mantıklıdır? Kuantum fiziği bu maddenin bittiği yerde
daha karmaşık, daha mükemmel, daha acayip bir alemin koridorunu açmış olmuyor. Metafizikten koridor açılmış olmuyor. Ve ispatlandı. Yani eskide madde atomu yedi, maddenin en küçük parçasıydı. Bölünebilen en küçük parçası. Siz de öyle okumuştunuz. Peki bölünebilen, orada ne oluyordu? Madde bitiyordu. Madde orada bitmiyor. Ondan sonra hakikat değiştiriyor. Yani saat var ya, kum saati gibi. Hop inceleşiyor. Daha acayip bir aleme dönüşüyor. Yani fizik bitti yerde, metafizik başlıyor. Ne nerede bitti ki sen hiç diyorsun? Ne nerede bitti ki? Toprağa giden, gelmeyen mi var? Gübreyi atıp şeftali olarak gelmiyor. Gözlük camını örse koyun, toz haline getirin. Gözlük camından şeftali gelmiyor, marmut gelmiyor, muzum gelmiyor. Dirilmiyor. Toprağa girenle hangi şey dirilmedi? Ya arkadaşlar, varlıktan hiçliğe gitmek, delil yapmak yolu mu akıllılıktır? Varlığın ucunda varlık olması mı daha akıllılıktır? Yani varlık hiçliğe hizmet edecek. Niye var? Hiçliğe hizmet etmek için. Zaten gerek yok ki, hiç yok ki. Hiçe ne gerek var? Vücudu varmış için. Oraya nasıl koyacaksın? Cenaze, hocam kardeşim. Mezara koydu. Nereye gitti? İşteye gitti. Buna toprağa koyduk. Orası hiç mi ya? İşte bir eve koyduk ya. Kısacası Şiar Hocam, hiçte ispat ettikleri an o vardır. Yine kendilerini inkar etmiş oluyorlar. İçi ispat ettiği anda edilebilen her şey vardır. Çünkü hiçin vücudu yok ki ona bir yol olsun. Hiçlik hiç yok o zaman. Hiçlik gene değil. Tabii. Hiçlik var dediğin zaman tamam lan, aferin işte. Hiçlik varsa o bizim var, biz var dediğimiz şey işte. Sen Ahmet dedin, biz Hüseyin diyoruz. Ateiste dediğim gibi karşı karşıya oturttular. Dedim ki biliyor musun komünistlerin ana fikrinde bu kainatın arkasına bu kainatı kim yaptı? Şu dünyayı, gözümüzü, kulağımızı, elmayı, armutu, çelmeyi kim yaptı? Bu dünyayı ve varlığı. Atomu çevre sarmış enerji. Her tarafını, içini, dişini, önün arkasını saran enerjidir. Komünistlerin ana fikri bu. Kainatı sarmalamış. Tamam mı? Çepeçevre sarmalamış. Ne? Enerji. Duha fikirleri bu. Böyledir diyor dedim, yani böyle doğru mu? Evet dedi, budur dedi. Dedim ki şu kainatı saran her tarafını enerji midir? Evet enerjidir dedi. Enerji yapıyor fikirlerim. Peki tamam, kaleme aldım. Şimdi benim gözümü yapan diyor, oturuyor herkes seyrediyor. Benim gözümü yapan bu enerji. Benim kulağımı yapan bu enerji. Bana hayatı veren bu enerji. Bana şuuru veren bu enerji. Bana vefa duygusunu veren bu enerji. Bana şefkati veren bu enerji. Bana isteği veren, bana aklı veren, bana aklı veren de bu enerji. Artı bu enerji gözümü verdiyse A şıkkı görüyordur, kördür. Hangisi doğru? Bana gözü verdiğine göre bu enerji görüyordur. O kadar olmaz herhalde, değil mi? Dedim ses yok. Kıvranıyor şimdi diyecekti. Bana gözü veren şu, bana gözü veren enerji görüyor en azından. Bana kulağı veren enerji işitiyordur en azından. Bana aklımı veren enerji akılsız değildir en azından. Bana hayatı veren enerji hayatsız değildir en azından. Şefkataya vefa bu sıfatlar görüyor, işitiyor, hayattadır, şuurludur, akıllıdır. Bu sıfatların toplamına nokta nokta nokta. Sen ne diyorsun dedim. Biz buna Allah diyoruz. Öyle enerji diyecek. Evet enerji görüyor. Bu enerji dediğin ne biliyor musun? Allah'ın esması. Aynı şey diyoruz da sen enerji diyorsun. Biz ona enerjinin Kur'an bizdeki tabiri Esma-i Hüsna. Var. Şu varlık donmuş enerjidir. Eşittir emce kar. Diyoruz ki Allah'ın esması nükleer bir enerji paketi indirgenmiş şeftali olmuş. Çünkü şeftali Esma'nın cilve, cemal, nakşı sanatıdır. Donmuş halidir. Esma'nın donmuş halidir. Enerjinin donmuş hali. Aynı şey. Esma'nın donmuş hali, enerjinin donmuş hali. Enerji sıfattakine kudret, Esma'daki kuvvet, alim şahadette enerji diyoruz. Arapçanın karşılığıdır.
Kuvvetin karşılığı enerjidir. Aynı şey. Ve Allah'ın şeyini, ismini böyle dediniz. O zaman varlık alemi, madde alemi dediğimiz şey seyyal dedin abi. Seyyal dedin. Bakıyor sürekli bu enerji halinde. Enerji devamlı dönüşüyor. Mesela hiçbir şey yapmasan bile bitiyorsun ya. Yani enerji deyip de neyi paketliyorsun? Tamam mı? Aynı şey diyoruz. Biz de enerji diyoruz zaten. Esma'nın donmuş hali enerji paketi. Elma, Esma'nın donmuş halidir. Esma donmuş. Mesela ne diyorsun ki? Enerjinin donmuş hali. A eşittir B ise, B eşittir C ise, bir daha matematikçi hocam var. A eşittir B ise, B eşittir C ise, A eşittir C'dir ya. Eğer benim gözüm donmuş enerji ise, ben de dinde de zaten deniliyor ki, Esma'nın donmuş hali gözdür. O zaman enerji Esma'dır. Hiç ses yok. Peki, sıfat olsun. Bu sıfattır enerji. Sıfatlanmış kişi olmasın. Kuvvetli. Peki, kimse yok. Sıfat mevsupsuz olmaz. Yani şu, koku var, çıktı kaynak yok. Ses var, adam yok. Böyle bir şey olur mu? Ses sıfattır. O sıfatın mevsufu, sahibi birisi olması lazım. İşte diyor ki bu ise hakikatlerin zıtlarına inkılaptır. Yani bu eğer bu sürecin devamı yoksa zaman yoktur. Ahiret yoksa zaman durmuş demektir. Şimdi zaman akıyor. Dünya yapar yarını yapamaz mı? Zaman akıyor. Eğer dünya kıyamet koptu zaman ahiret yok. Zaman bitti. Zamanı hani diyor ki Big Bang'den gelmiş sonsuza doğru gidecek. Yani zamanı durdurabilir misin? Nasıl? Ahiret yok demek. Bu varlık dünyadan sonra varlık düzeyi yoksa zaman da yok. Geçen işte bugün bir tanesi yazmış. Şeyhan hocam. Dedi ki ne yapayım? Herkes ayrı ayrı cevap verince yazdım böyle odadan. Allah niye görmüyoruz dedim. Dedim iki tane cevap vereyim dedim çocuğu böyle. Dedim ki gündelik hayatta hep zamanı kullanıyorsunuz. Zamanın yok. Şu zamanda geleceğim. Hayatımız hep zamana bina edilmiş. Ömrümüzü de hayatımızı alt üst eden, hayatımızın kaçınılmaz bir gerçeği olan hem kendisi şerittir, hem mekandır, hem malzemedir. Zamanı gören var mı? Madem Allah her şeyi yapıyor dedi, Allah niye görmüyoruz? Madem her şeyi zaman yapıyor, zamanı niye görmüyorsun? Hiç sordun mu dedim zamana? Zamanı göremem. Ya zamanın olduğuna alametler var. İşte Allah'ın olduğuna da alametler de bahsediyoruz işte. Niye peki zamanın vücudu yok? Her şeyin gösterinin kendisi bilinen bir vücut olmaması lazım. Her rengin sahibinin kendisi belli bir rengi olmaması lazım. Bak, iki, sen kendini hiç gördün mü? Ben değil miyim dedim, bu sen değilsin ki. 20 sene önce kimdi o zaman? Zamanı göre var mı? Her gün kullanmıyor muyuz? 5 dakika zamanım kaldı. Az kaldı, zamanım geçti, zamanım yok, zamanında geleceğim öyle demiyor musun? Bir Allah'ın kulu da çıkıp da ya zaman zaman diyorsunuz da zamanı gören var mı ya? Zamanı gören yoksa da ahireti gören yok mu? Onu niye soruyorsun? Onu da sormuyoruz. Gözünün önündekini görmüyorsun ya. Bu ise hakikatlerin zıtlarına inkılabıdır. Halbuki inkılab-ı hakayık bu çok acayip. İnkılab-ı hakayık bütün ehli aklın ittifakıyla muhaldir mümkün değildir. Yalnız her şeyin vücudunu inkar eden sofist eblerler hariç. Şu. Şimdi burada tahmin edelim. Ne kadar sıcaklık var? 39. 39 mu? Dışarıdan çek yürüdün yani. Yürüyerek geldin. Sen deme. Burada olanlara. 25 var. 25 var değil mi? 30 yakındır. 30. Vay be. Vay be. Peki aynı yerde, aynı ortamda artı 30 kaybolmamak şartıyla eksi 30 olur mu? Olmaz. Olur. Bu boyutta olmaz. Farklı bir boyutta olur. Kemi zıtlayın olur. İki zıt şey aynı boyutta, aynı sıfatta, bütün her şeyle beraber aynı yerde olmaz. Cemi zıtlayın olur. Mesela odunda duman da var, nur da var. Ama boyut farklı.
Burada bir sürü radyo dalgalar var, boyut farkında. Ama aynı frekansta, megahertz'te iki tane farklı ses olmaz. Yani artı eksi, eksi eksiyle beraber eksi bir, artı bir aynı anda aynı işlemler olacak. Aynı şey yapacak, sıfırlanmayacak. İnkılap hakayı muhaldır. İşte diyor zaten, diyor ki bütün ehlakın ittifakıyla muhaldır, inkılap hakayı muhaldır. Yani varlık, var olanın yok olacak, tamam mı? Tamam, Şihan hocam söyle. Bu varlığı yok etmek için nereye atalım da? Çöplük var mı? Yokluk çöplüğü var mı? Bu varlığı bir yere koyacaksın ki yok olsun. Varlığı yok olmasını aklın anlıyor mu? Aa, burası yoktur dediğin zaman o vardır. Çünkü yokluk gösterilemez. Niye? Vücudu yok ki gösterilsin. Aa, bu varlığı yokluğa atacağız. İkinci şu anda geçiyor bu mantık. Varlığı yokluğa atmak için yokluğa mekan veriyorsun. Hem de ne kadar? Varlığı içine alacak kadar. Varı içine alacak kadar mekan veriyorsun. Ona nereye atacaksın? Yok, yoktur. Tamam olsun lan. Söyledin mi bu yoku? Bu varı onun içine mi atacaksın? Ulan yokun mekanı yok ki varın mekanını atasın. Yokluk yok. Yok ki yani. Keşke olsa diyesin biliyor. Varsa zaten ismi sen yok dedin. Ahmet Mehmet Hüseyin. Yani o senin kastettiğin öyle bir şey fizikte, varlıkta, matematikte olamaz. Sıfır mesela. Sayısal bir değeri yok gibiyken bütün sayıları anlamlandırandır. Sıfır, sıfır iken sıfır değil. Bütün sayıların, yani bütün sayıları gösterenin bir sayısı olmaması lazım diye kendisinin bir göstergesi yok. Her şeyi anlamlandırdığı için kendisinin böyle bir anlamı yok. Bir değil, iki değil, eksi bir değil. Nedir? Hepsinden farklı. Niye? Hepsini anlamlandırdığı için. Tamam dedim. Hiç değil tamam. Hiç değil bir şey yapalım kardeşim. Bir mekan, öyle bir mekan vereceksin ki o kadar büyük olacak ki varlığı içine alacak kadar bir mekan olacak. Nereye koyacaksın bu hiç değil? Benim aklım zorlanıyor yani. Ulan hiç değil nereye koysam? Çemiye koyalım arkadaşlar. Bir mahalleye hiç değil mekanı olsun. İçine var koyacağız ya. Nereye gitti bu ceset önce? Hiçe gitti. Ha gitti. Bir şey bir yere gidebiliyorsa gittiği yerin en güzel delilidir. Bir daha. Bir şey bir yere gidebiliyorsa gitmesiyle onun varlığını ispat ediyor. O var. Gidebiliyorsa gitmeyle gittiği yeri ispat ediyor. Ey böyle bir yer var. Niye? E oraya gittim de. Aa burası içliktir. Hı-hı. Tamam ismini de hiç olsun. Ha, aha burası neresi? Aa burası. Ha orası. Gösterdin ya. Orası. Nasıl gösteriyorsun hiç? Hiç yok ki mekan vücudu olsun ki gösterilsin. Çok zor ya. Yok yok olsa var olur diyor ya. Evet. Yok. Mesela burada bir kilo elma yok. Bu yokluk yok olsa bir kilo elma var demektir. Orası, ama özür dilerim, orası diyorsa abi, branş Türkçe ya abi, orası bir işarettir. İşaret zamir. Şimdi zamirdir, evet. Zamir zaten varlıktan geliyor. Var olan bir şey diyorsun ve işaret ettiğine göre, yani o dil bilimsel tanımı şudur. Bir varlığı gösterme. Yani ve gösterip anlamlandırma. Evet. Aaa burası. Sözlükteki karşılığı bu yani. Aaa burası. Nedir o? Hiç. Ha tamam. O sucar ne dersen de. Mit de, it de, şunu değil mi? Bir yer gösterdim. Ha gösteriliyorsa o vardır. Var. İki. Birisi gitti. Kim? Esselatu ve selamu aleyk. Vefat etti. Nereye gitti? Hiç'e gitti. Ha bir var. Bir yere gitmesiyle giden gittiği yerin en güzel delilidir. Giden gittiği yerin en güzel delilidir. Çünkü var ki gitmiş. Var ki gitmiş. Demek ki kaybolmaması gerekiyor. Eğer bunun tabiri doğruysa
hiç bu döngünün dışına hiç çıkmaması lazım. Bir de hiçlik varlığa muhtaç. Hiç'i nereye koyacaksın? Bir mekan lazım değil mi ona? Tavayı getirdiniz. Nereye koyacaksın da ben salon mesela yer gösterdim. Koltuğu getirdin. Nereye koyacaksın? Hiç'i getirin. Hiç var. Nerede? Hangi yerde? Bir mekana da ihtiyacı var için. Valla onun için önüme girecek. En iyisi vazgeçelim bu işte. Mustafa Stahiler hiçbirini hiç edemedikleri için var olan her şeyi hiç etmişler. İşte bu ne demiş biliyor musun? Faysal hocamın şeyi mantığı bakımına zaten söylüyorsun. Yalnız her şeyin vücudunu inkar eden Sofestayevler bu konuşmamızdan hariç. Ne demişler biliyor musun? Sofestay kim biliyor musun? Şimdi bir şey var olacak, varın arkasında var hiçlik olacak. Bunu kabul etmediler, edemediler. Yani bak bir daha Sofestay'a. Bir şey var, var mı bu? Var. Elma armut mevcudat var mı? Var. E şimdi bu varın arkasında ve önünde hiç nasıl desinler? Bu da olamaz. O zaman demişler ki yani var, varın arkasında önünde hiç demektense bu hepten gerizekalıktır diyor. Diyelim ki bu var, bu yok diyor. Varlık hiçliğe gidiyor demeyelim çünkü hepten mantıksız olur. O zaman var zannettiğimiz şey zandı, yoktur demişler. Varlığı hiçliğe atmaktansa varı hiç demişler. Biraz daha akıllı onlara göre. Daha akıllı. Varı içe atacaksan, ki atabiliyorsan tencere var demek, hepten tutmuyor. Sofestaylar, peki var mı yaşamış? Yaşamış öyle bir sofestaylar var. Bu sefer ben yokum demiş. Ama sen ben yokum diyorsun dediğine göre ben diyorsun demişler. Ben hayalim demiş. Bu sefer bunu düşüne düşüne adam öyle düşüne ben yokum yokum derken kendi benliğini kaybetmiş. Bu sefer o ben miyim ben o muyum o ben miyim diye karıştırmış kardeşini. O ben miyim, ben o muyum? Yok yani. Bu sefer ben benim denmesi için bir alamet koymuş. Gitti kemikleri bağlamış, ipler boğazına takmış gerdanlık gibi. Baktığı zaman böyle gerdanlık, ha ben benim demiş. Ben o değilim demiş, o da ben değil. Onun alametini böyle bağlamış. Sofeste böyle şeyleri varmış. Böyle yapana usta diyor, bir derece aklanmış. Yanaşmışlar yani. Bir derece aklanmış. Akıllı olmuşlar. Bu ha değil, bu daha iyi. Tabiatta sebepleri kendi kendine oluşa vermektense yok kabul etmek. Daha iyi, daha iyi. Yani varı yok atmaktansa vara yok demek daha iyidir. Daha mantıklı. Bu gördüğümüz hep şey hayaldir, yoktur. Aferin lan sana. Öyle birisine var mı? Ben rastladım ben Sultan Bey'imde İstanbul'da. Çağırdılar beni, abi dedi böyle bir adam var dedi, bunlar hepsi hayaldir, hiçbirisi gerçek değildir. Ulan bunu diyen bir adam nasıl hayaldir, kendisi onu söylüyor zaten, fikir üretiyor dedi. Olsun dedim, ya bir gideyim dedim, nasıl bir adamdır, bir bakayım örnek olur bana dedi. Gittim alakozun kapısını almışlar, dalga geçiyorlar. Ulan hakikaten öyleymiş, hakikaten sistem bozulmuş yani. Dedim ki, sesimi duyuyor musun? Ha, duyuyorum, ne demek varsın dedim de, bunlar hep hayal dedi. Ha. Şimdi bu varlık hayal sen de ona içinden geçtim acıdım yani bunu iki tane çak bu da hayal. Bu da hayal. Dedim iki tane çakayım hayal. O da hayal. Peki ben daha ahiretin Allah'a nasıl ispat edeyim ki her şey hayal diyor. Varlık kabul etmiyor ki. Ne yapayım dedim ya. Çekip diyecek bir şey yok. Hiçbir şey yok diyor. Hepsi hayal diyor. Varlığın ispatı, ilk önce bir varlığı ispat edeyim. Bak sen varsın, masa var, kitap var, elime var, armut var. İlk önce bunu ispat edeceğim, sonra Allah'ı ispat edeceğim. Çok iş, zor iş bu iş. Allah'ı ispat etme kolaydır, varlıktan çıkıyorsun. Ama bunu inkar eden adama masayı, masa vardır nasıl ispat edeceğim şimdi? Allah görüyor, benim gözüm var ondan. Allah haydır çünkü ben de hayatlıyım. Allah görüyor çünkü elmayı boyamış, kolay. Ama elmayı kabul etmeyen elmayı nasıl anlatacağım? Şimdi söyler misin? Şeftaliyle mi anlatacağım? El tarikatı mı inanıyorsun? Yok, sofistayı bu. Tabii yok. Olur mu? Sofistayı bu Avrupa, Fransız. Felsefe merşeği. Fransız bu. Bu Adem'i kabule giriyor değil mi abi? Adem'i kabul. Adem'i kabul. Kabul Adem değil. İki tane var. Adem, A, B, C, Ç, D, K, L, M. Adem'i kabul. Ya ben dinmeyin öyle bir şeyim yok, o hobim yok dedi. Dedim, Allah ile din, aran nasıl dedim, böyle bir hobim yok dedim.
Tuğabey yani böyle. E ne diyeceksin ya din benim meselem değil. Bir şey anlatamazsın. Bunun adı Adem'in kabul. Kabul Adem olsa A, B, C, C, K kabul Adem olsa yoktur. Çünkü ispat etmesi lazım. Bu Adem'in kabul. Sofistler, doktorun ne değil. Bitiriyorum. Demek bu diyardan başka bir diyar vardır. Onda bir mahkeme-i kübra, bir madeli-i ulya, bir mekremi-i uzma vardır ki ta şu merhamet ve hikmet ve inayet ve adalet tamamen tezahür etsin. Yani dört tane sıfat üzerine gittik. Adalet, merhamet, inayet, hikmet. Var mı? Var. O zaman ahiret var. Eğer bu var, ahiret yoksa zıddını ezbet etmiş olur. Ve içtimai zıddını olur. Vâhir devâhum en ilhamdülillâhi rabbil âlemin el-fâtiha temâs-salâvâd.